100. yaşını gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin ilanı üzerinden 4 ay geçmişti ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini sağlam temellere oturtacak olan 3 devrime imza atıldı. Tarihler 3 Mart 1924'ü gösterirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ilk yasayla Şer'iye Evkaf ve Erkan-ı Harbi'yi umumiye vekaletleri kaldırıldı. Bunların yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Amaçlanan siyasetin din ve ordu üzerinden yürütülmesini önlemekti. Yani din ve ordu kurumları siyaset kurumundan bağımsız olmalıydı. Hiçbir iktidar bu iki kurum üzerinden siyaset yapmamalıydı. Ama aynı zamanda din ve ordu kurumları da siyasete karışmamalıydı. Geçen 100 yıl içinde bu 3 devrim yasasından ilkinin bile ne kadar değerli ve önemli olduğunu defalarca gördük. Kendisini tıpkı bir hükümet ya da meclis sözcüsü gibi görüp siyasal demeçler veren Diyanet İşleri Başkanları ve Genelkurmay Başkanları da popülizm batağına saplanıp din ve orduyu siyasete alet etmeye çalışan siyasal iktidar sahipleri de bu 3 devrim yasasının ilkini açıkça ihlal edenlerdir. 1923 Türk Devrimi'nin 3 dev sac ayağını oturttuğu 3 devrim yasasından ikincisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu, yani Öğretim Birliği Yasasıydı. Gericiliğin çağ dışı kafalarında adeta bir öfke krizi yaratan laiklik anlayışını genç cumhuriyet bu devrim yasasıyla toplumsal yaşamında, toplumsal barışında merkezi yaptı. Tarihte ülkesinin Kurtuluş Savaşı'na sunduğu eşsiz katkıyla var olduğunu ve olacağını kanıtlayan Türk kadını için olmazsa olmaz bir yasaydı. Kız çocuklarımızın erkek çocuklarımızla eşit bir şekilde eğitim öğretim görmesi yasal güvenceye alındı. Ülkedeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Yani yüzyıllardır bu topraklara adeta can çekiştiren çok başlı eğitim anlayışı yıkılmış, yerine modern Türkiye Cumhuriyeti'nin denetiminde laik ve çağdaş bir eğitim anlayışı getirilmiştir. Karanlık zihniyetlerin çeşitli adlarla açtıkları ve körpecik beyinleri aynı karanlıkla zehirledikleri sözde eğitim kurumlarının önüne adeta Mustafa Kemal'in devrimci duvarı çekilmişti. Kutlu olsun. 3 Mart 1924'te kabul edilen 3 devrim yasalarından üçüncüsü hilafetin kaldırılmasıydı. Uzun yüzyıllar içinde etkisini yitirmiş, işlevsizleşmiş ve amacından saptırılmış halifeliğin kaldırılması, unutturulmuş bir Türk ulusal kimliğinin bilinçlere yeniden yerleştirilmesi açısından önemliydi. Ümmet anlayışı üzerinden yapılan cihat çağrısının bile İslam coğrafyasında hiçbir karşılık bulmadığının en büyük kanıtı, Birinci Dünya Savaşı'nda görülmüş, Osmanlı Devleti çatısında olan Arapların dönemin süper gücü İngiltere ile kolayca işbirliği yapması, belki de en çok yine İngiltere başta olmak üzere Hristiyan ülkeleri şaşırtmıştı. Modern Türkiye Cumhuriyeti, onurlu bir bağımsızlık savaşından büyük bir zaferle çıkmış olan Türk ulusunun göz bebeğiydi. Yönetimsel olarak gerici birçok başlılığa terk edilemezdi. Hilafet kaldırıldı ve laikliğin önü tamamen açıldı. Üç devrim yasalarıyla amaçlanan her şey toplumda hemen karşılık bulmuştu. Öz kültüründe dindarlığa saygılı olan ama dinciliğe asla yer vermemiş olan, kadını baş tacı görüp o saygıyı her zaman göstermiş olan, etnik ve dinsel hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit bir hoşgörüyle yaklaşmış olan Türk ulusunda tam anlamıyla bir öze dönüş hareketidir. 100. yaşı kutlu olsun.